Otomobil, şükran, dükkan. Amca. Dayalı döşeli, hacı baba. Köşeyi. Tam köşeye dönüyorduk, eşyol eşek. Tırla dükkan karışmış ya. Geç kaldın adam! Geç kaldım değil mi? Kaldım. Lan bir günde vaktinde aç şu dükkanı be! Mahsus mu çalıyorsun şu boku? Bu acı kız vermez sana. Hele bir köşeye dönelim. Kuponlar tamam mı? Apartman otomobil geliyor. Bir dükkanla bir de tır çıkarsa tamam. Amerika'daki amcandan ne haber? Haber yok. Hadi eyvallah. Ne yiyorsun lan gene? Beleşçilik yok anladın mı? Parasını bilmeden zırnık yedirmem sana bu dükkandan. Kopmuş hacı amca. Bura imarathane mi lan? Maaşın var, halin vaktin yerinde, evimde de bedava oturuyorsun. Bedava mı oturuyor? 1000 liraya müstakil koş mu verirlerdi sana? Müstakil köşk. Bizim gece kondu köşk oldu. Hesabına yarım kilo üzüm yazıyor. Yaz bakalım. İşe de geç kaldım. Önce eve uğra ekmek götür, sonra ufak tefek bir şeyler aldıracak yengen. Adem! Şükran, buyur canım. Fotoroman almayı unutma! Alıyorum Şükran. Salak oğlan. Fotoroman Ahmet abi, 2 de ekmek. Hacının kızına para yediriyorsun gene. Yok canım, vallahi kendi veriyor parasını. Sen veriyorsan da Şükran için helal olsun. Mahallenin en güzel kızını tavladın sonunda. Tavladım değil mi? Ben insanın gözünden anlarım oğlum. Kız sana deli gibi aşık. Aşık evet. Şükran'a mı abi? Evet, Ahmet abi söyledi, bana deli gibi aşıkmış. O zaman 2 şişe şarap alacaksın. Şükran'ın şerefine bu gece kafaları bulacağız, oldu mu? Oldu. Kız abi. He. Halil abi bu akşam istemeye gidecek. O zaman 3 şişe alacaksın. Oldu. Hakiki salak bu oğlan be. Halil abi. Patronların toplantısı var bugün, geç kalma. Halil abi, bu akşam konuşacaksın mı bizim meseleyi hacıyla? Şu işten vazgeç dedim sana. O kızdan sana hayır gelmez oğlum. Onun gözü yakışıklı olanlarda, paralı heriflerde. Biz de hep fakir kalacak değiliz ya Halil abi. Elbet köşeye döneceğiz. Kuponlarla öyle mi? Amerika'da amcam da var. Uyan oğlum, uyan. Uyandım. İsteyecek misin Şükran'ı Halil abi? Ey Allah! Safiye Hanım'a haber ver. Hayırlı bir iş için hacıyla konuşmaya gelecek dersin. Sağ ol Halil abi. Kız çarşaflı orospu. Hacının apartmanını yapan Lazusta vardı ya. Hı. Onun futbolcu oğluyla fingir diyormuş. Herkesin ağzında. Ne yapayım? Hacı da vermez zaten. Verirse de bizim salak bulsun belasını. Ekmeğinizi getirdim teyze. Ne alacağım? Birkaç şey isteyecektim. Kafa bırakmadılar ki. Dur mutfağa bakayım.
Tekir! Gel! Gel, gel, gel! Miyav! Ah! Beceriksiz! Al parasını verdim ben! Beni seviyor musun? Ölüyorum Şükran! Hiç evde durmuyor bu hayvan! Ben de seni seviyorum Ademciğim! Bak kalbime! Kalp, meme, Allah! Fena alıyorum Şükran! Ben de! Sen bir daha dışarı kaç, ben sana gösteririm! Halil abi bu akşam seni istemeye gelecek! Olmaz, deli misin sen? Niye olmaz kız? Rüyamda gördüm, evleniyoruz seninle! Hacı babam beni sana vermez, en iyisi kaçır beni! Ben mi? Kaçırırım! Ne zaman? Bu gece 12'de gelirsin, kimse şüphelenmez senden! Kedi gibi miyavla ben anlarım! Miyav! Sus! Terbiyesiz! Ben mi? Kedi canım! Zorla kaçırmış gibi yaparsın! Gönlümle gittiğimi anlarsa hacı babam beni öldürür! Şükran! Fısır fısır ne konuşuyorsunuz öyle? Tekir kaçmış da Adem getiriverdi! Ha. Yaramaz! Vurma yazık, bir daha yapmaz! Sana ne ulan? Şey, ben kedi, Şükran, meme! Ne memesi rezil? Kedi memesi, öpeyim ana! Tövbe tövbe! Dursana ulan, pirinç alacaksın! Pirinç! Çamaşır suyu, peynir, şeker, zeytinyağı! Zeytinyağı? Peynir, şeker, unutma! Unutmam! Omo, peynir, zeytinyağı, karabiber, kırmızı biber, şeker, sucuk... Aa! Şükran'ı isteme yenge! İyi ettin, vazgeçtin Adem! Vazgeçmedim canım! Bu gece kaçıracağım da Şükran'ı! Aa! Oğlan delirdi! Ne oldu? Tamam, salak oğlanı ayarladım, bu gece kaçıracak beni! Kız ne yapıyorsun içeride? Hı? Çamaşır değiştiriyorum! Aşağı köşede otomobille beklersin bizi! O salağı da mı kaçıracağım? Tanju bize yardım ediyor diyeceğim, bozma! Bir yerde atarız, suç onun üstünde kalır! Ulan bütün mahalle seyrediyor! Çabuk aç! Açsanız babana haber vereceğim! Açıyorum anne! Ne yapayım işte, soyunuyorum dedim! Gece 12'de! Kaç, kaç! Oh, bir çamaşır değiştirmeye bile rahat yok! Açık pencerenin önünde sinema mı oynatıyorsun mahalleye? Yel açmış! Yel senin oranda esiyor, orospu! Baban duymasın, vallahi ikimizi de keser! Ulan nerede kaldın? Hacı bırakmıyor ki! Erol bey geldi mi? Çoktan! Tam da zam isteyecektim bugün, öfkeli mi? Barut gibi! Öf! Ha, biri müjdenin! Neredesin sen? Erol bey sordu mu? Sormaz olur mu hiç? Tam da zam isteyecektim bugün! Neredesin sen bakayım? Buradayım sayın müdürü! Bugün yönetim kurulu toplantısı var! Bu cikletleri herkese dağıt! Ağızları hiç boş durmayacak! Herkes toplantı bitinceye kadar ciklet çiğneyecek! Başüstüne sayın müdürüm! Şey, sen de çiğneyeceksin tabii! Başüstüne! Ben de çiğnerim sayın müdürüm! Çiğne! Müdürüm emretti, herkes çiğneyecek! Müdürüne selam söyle, o berbat çikletleri de kendi çiğnesin! Al bir tane Halil abi! Bugün şirkette herkes çiğneyecekmiş, Erol bey'in emri! Git işine oğlum, oğlanlar gibi çiklet çiğner miyim ben? Kurban olayım, al bir kenara koy şunu! Bakarsın teftişe gelir aksi pezevenk! Hey Allah'ım, ne günlere Hadi. Kaldık! Şundan herkese ver! Buyur! Erol bey seni istiyor! Gel! Bismillahirrahmanirrahim! Dağıttın mı? Halil abi dağıtıyor sayın müdürüm! Gel buraya! Bunu tanıdın mı? Bu mu?
Holdingimizin başkanı Mennan Bey sayın müdürüm. Güzel. Mennan Bey'in önüne çıplak karı dergileri koyacaksın. Mennan'a çıplak karı bağ üstüne. Güzel. Bu Mithat Bey, zampara geçinir. Telefonu Mithat Bey'in yanına çek. Müjde ona durmadan başka başka karılar gibi telefon edecek. Müjdeye ben söylerim. Telefonu Mithat Bey'e bağ üstüne, hı-hı, başka başka karılar. Hı-hı. Bu Latif Bey, karıdan ödü patlar. Hanımını çağıralım. Zevzekliği bırak. Latif'in önüne pro koyacaksın, dayanamaz içer. Mennan Bey gıcık olsun. Kılıbık Latife pro, Mennan gıcık olacak, bağ üstüne. Hı-hı. Viski de al. Viski alacağım. Bu da Şadi Bey. Bildim. Çok sofudur. Ona meyve suyu. Mennan Bey'in çıplak dergilerini sakın görmesin. Şadi'ye meyve, hı-hı, suyu, karıları, hı-hı, göstertmem. Hı-hı. Masanın üstüne bizim cikletlerden, şekerlemelerden koy. Bol eğlenceli. Eğlenceli. Bol meşrubat, meşrubat. Çay, çay, kahve. Kahve. Konuşmaya fırsat bulmasınlar. Konuşmaya vakit, hı-hı, bulamaz. Koş hadi. Bağ üstüne sayın müdürüm, koşacağım. Eh ya, unutma! Şirket kapanırsa siz sürünürsünüz. Unutmam, bağ üstüne. Biz sürünürüz, alışkınız. Müdürü? Hı. Şey, kız, evleneceğim de... maaşıma zam. Sen vaat etmiştiniz. Sırası mı şimdi, salak herif? Hadi! Zam yok. Unutursam yandım. Ciklet, şekerleme, eğlencelik, çay, kahve, meşrubat, gazoz... Gazoz yok. Ne söylenip duruyorsun be? Aklımı karıştırma ya. Latif Bey'e telefon, Mennan'a pro, çıplak karılar Şadi'ye, Mithat'a viski. Sofu kimdi ya? Hay Allah! Salak! Evet beyler, ne konuşacaksak konuşalım, hepimizin işi var. Erol Bey anlatsın, kısaca tabii. Nedir durum? Benim duyduğum berbat. Toplu sözleşmeyi de yenilemek istiyormuş sendika. Kusur bende değil efendim be. Tadın lütfen. Dünyanın en lezzetli cikletlerini imal ediyoruz. Buyurun efendim. Ben hoşlanmam. Buyurun Mithat Bey. Siz de buyurun Latif Bey. Siz de Şadi Bey. Sizce ne yapmak lazım? Türk halkını 7'den 70'e ciklet çiğnemeye alıştıracağız. Nasıl olacak bu? Reklamla tabii. Ne oldu Şadi? Ciklet çiğnemenin orucu bozmayacağına dair fetva çıkartacaktın sen. Orucu bozmaz. Gerekirse çıkarttırırız. Şey, bir de satıcılara vereseye mal vermek gerekiyor. 50 milyonluk bir sermaye ilavesiyle durumu kurtarabiliriz. Şunu şaplatıp durmayın be! Bu yatırımın hepinize dolaylı yoldan da yararı olacaktır efendim. Neymiş o dolaylı yol? Bir Amerikan dergisinde okudum. Ciklet çiğnemeye alıştırılmış bir işçi sınıfı hakkını aramayı çiğnemeyenler kadar düşünmüyormuş. Hepiniz binlerce işçi çalıştırıyorsunuz. Hmm, enteresan. Birer yudum bir şey içip öyle devam edelim. Siz içki kullanmazsınız bilirim. Kullanır da kimseye göstermez yobaz. Dikkat et. Ezberimde. Çıplak karılar Şadi'ye. Buyurun. Prolar Mennan'ın. Buyurun. Seni bir karı arıyor. Ha? Ne diyorsun? Alo, buyurun. Ben Latif. Sevgilim. Karıcığım, sen misin? Canım. Kiminle görüşüyorum hanımefendi? Beraber geçirdiğimiz çıldırtıcı dakikaları unuttuğunu söyleme sevgilim. Vücudumda hala okşayışlarının ürpertisi var. Terbiyesiz. Bir pro alabilir miyim? Kim koydu bu pislikleri önüme? Hoşlanmadığınız her şeye pislik diyemezsiniz. Benimle alay mı ediyorsunuz siz? Patlatmayın dedim şu boku size! Odacısını terbiye edemeyen müdürden hayır mı gelir? Hissemi çekiyorum bu işten! Beyefendi! Rezalet! Saygısızlık! Alo! Ben Şuşu hayatım, bu gece İnter'in rufunda bekleyeceğim seni! Ticarethane mi yoksa randevu evi mi? Çekil karşımdan beceriksiz! Cibilliyetsiz! Terbiyesiz! Meymenetsiz! Evleniyorum sayın müdürüm. Maaşıma zam. Bir de zam ha? Defol.
Çabuk defol! Sayın müdürüm! Başlatma müdüründen, defol! Kapı nerede ya? Bak kapıyı bana soruyor! Defol dedim sana! Defol! Bakayım! Aha bunlar kat! Arabam hazır burada! Ev eşyam! Nerede? Ulan ev eşyam nerede? Ne bileyim ben? Görmedin mi? Görmedim! Aa, önümde duruyor! Amerika'daki amcanı da ben öldürürüm! Hadi milyoner amcanın şerefine içelim! Amcamın şerefine! Söyle acıya baba! Söyle de Şükran'ı versin! Ulan kaçırmıyor muyuz Şükran'ı? Kaçırıyoruz! Ama işten kovuldum! Boşver! Saat kaçta gel demişti Şükran? 12'de! 12'de mi? Saat 12'ye çeyrek var oğlum! Eyvah! Geç kaldık! Bu ne? Çuval oğlum, zorla kaçıracağım demedin mi? Şükran zorla kaçır dedi. Kız haklı, her şey raconuyla olmalı. Raconuyla? Zorla kaçırıyormuş gibi yapacağım, hacı bana kızsın, ona kızmaz. Hay aklınla bin yaşa! Şimdi ben kız kaçıracağım değil mi? Evet. Peki. Kıpraşma da uyuyak! Uykum kaçtı! Hayırlı bir kısmet çıksa da şu kızı eversek gayrı! O Laz'ın oğlunu diyorsan ölürüm de Virbem! İnşaat işinde az gazı katmadı bana! Kapa çeneni de zımar hadi! Nereye gidiyorsun güzel oğlum? Nereye Adem, gidiyor Şükran'ı bu? Şükran'ı kaçıracağım! Aman del! Korkma, arkanda biz varız! Senden iyisini mi bulacak? Maşallah aslan gibisin! Aslan gibiyim! Tabii, yakışıklısın! Yakışıklıyım değil mi? Tabii, kuponların da var! Var! Şükran sana deli gibi aşık! Aşık orospu! Hıh! Öyle duruyorsun öyleyse hadi! Ne duruyorum değil mi? Şükran'ı nereye kaçıracağım? Daha kaldırırsın! Burası şehir oğlum! Hilton oteline götür! Hilton? Olur! Yürü! Şu fokusu çıkarmayın! Hadi! Nasıl işaret vereceksin kıza? Anlaştık! Tekir gibi miyavlayınca... Ulan amma gırgır be! Şükran çıkar çıkmaz çuvalı başına geçirirsin! Biz yetişiriz hemen! Miau! Sus lan! Altıma işeyeceğim Allah'ım! Sus be! Fokunu çıkarma! Miau! Sustur şu kediyi! Lan uyutmadınız beni be! Kaçırıyorum işte! Kız sus! Sevgilinim, kalk kalk! Kanları neredesin? Salak herif! Ne oluyor ya? Adem Şükran'ı kaçırıyor! Ulan ne halt ettin? Kız kaçırıyorum! İncitmeyin kız ulan! Yetişin ümmeti Muhammed! Karımı kaçırdılar! Ne diyorsun Hacı Efendi? Aha Safiye'mi kaçırdılar! Şu salağın ettiğine bak! Şükran! Allah Allah! Safiye teyze, Şükran nerede? Gidip Şükran'ı kaçırayım bari! Aha lan geçtin elini! Allah! Allah cezanı versin, he mi? Salak, ne olacak? Lan hadi kendine gel! Geceğim lan, kafımda yılan besledim! Hacı baba, ver şu kızı bana ya! Ne oldu? Lan ne bohuna istiyorsun lan aç köpeği! Hacı amca! Şükran nerede? Karanlıkta anasını kaçırmışım. Ulan bırak ne olur etme hacı amca! O sar, hoş kusuruna bakma! Ayak basma geber çocuğum! Lan, ırz düşmanı! Sana söylüyor. Evet.
Sana söylüyor. Lan ikinizi birden gebertirim lan. Lan bırak yok lan, lan bırak lan. Ben ne yapacağım şimdi? Savunun ulan serginin önünden oturaklı bir müşteri geldi. Buyurun, ey karpuz ver! Will you ask him, who is Mr. Adam here? Buyur, bana mı bir şey dediniz? Mr. Amerikan Başkonsolosluğundandır. Adem Zengin adında birini arıyorum. Ne yapacaksınız Adem'i? Adem Bey'e Amerika'da vefat eden amcasından miras kalmış. Ya, demek mirasa kondu. Amerika'da sahiden amcası varmış herifin, gördün mü? Adem'in mi amcası varmış? Adem oğlumuz, benim kiracım mister, yakınımız olur, anlat ona, benim yakınım. He says that Mr. Adem lives here. Is it possible to see him? Adem Bey'i nerede bulabiliriz? Adem... Ay, aksi dün gece kovdum desene Hacı Baba! Ben mi kovdum? Tövbe tövbe! Kızımı istemeye gelmedi mi şahitsiniz! Ulan Hacı, yatacak yerin yok senin! Şirkettedir, hesabını kesmeye gidecekti. Ben götürürüm sizi! Hoş! Sen kim oluyorsun? O benim damadım sayılır. Doların kokusunu aldın değil mi? Size zahmet olmazsa bizi oraya götürür müsünüz? Aman efendim, rica ederim, zahmet ne demek elbette! Amerika'ya hizmet bizim için büyük şereftir! Ha, ince geliyorum! Hep kolladık sala. Şimdi biraz da o bizi kollasın. Tabii değil. Beni de götürün. Göreyim aslan Adem'imi. Oh canım evladım, sevaptır. Selamun aleyküm Halil abi. Ulan neredesin? Aramadığımız yer kalmadı seni. Sabaha parkta ettim. Mahalleye gidemem. Şükran'ı gördün mü? Hacı bir güzel sopa çekti, iyi de oldu. Önüne gelene fingir demesin. Bana bir kahve. Sayın müdürüm. Senin ne işin var lan burada? İlişiğimi keseceğim sayın müdürüm. Müdürüm deme bana, hesabını kes defol. Uşağını kovuyor sanki. Koş yalvar bari. Sayın müdürüm affedin. Defol, deli mi edeceksin sen beni be? Evleneceğim. Başlatma şimdi evliliğinden ha. Buyurun! Tamam. Amanın, yandım! Gel yavrum, gel kaçma! Gel bir de alnından öpeyim seni! Ha işte benim sevgili damadım Adem Bey! Ha bak bu Mr. Saat, ha Amerika'dan miras getirdi! How do you do Mr. Adem? Kim bu ya? Amerikan konsolosu! Dolar milyoneri oldun Ademciğim! Tabii bizi unutmazsın artık! Ah canım evladım! Adem, Adem çok yaşa! Adem, Adem çok yaşa! Amerika çok yaşa! Amerika çok yaşa! Adem, Adem çok yaşa! Adem, Adem! Ne oluyor Allah aşkına? Adem'e Amerika'daki amcasından miras kalmış. Miras mı kalmış, ne kadar? Koskoca Amerikan konsolosu ayağına geldiğine göre hesap edin artık. O herif Amerikan konsolosu muydu? Ne iş yapardı bunun amcası? Madenci derdi de biz inanmazdık. Petrol mü yoksa? Altın mı, elmas mı, onun gibi bir şey. Bu herif milyarder o zaman. Nerede oturuyor Adem Bey? Bizim mahallede oturur. Güzel, gel benimle. Adem'i kovdunuz ya müdür bey? Kim kovdu? Ben mi? Şaka yaptım canım! Ha. Çabuk hemen Menem Bey'e telefon edin, yönetim kurulunu toplantıya çağırın! Bastır! Elmas madeni! Alın, sıkıştırmayın, yol verin Adem Bey'e! Evladım, gel şu yanağından öpün! Hafize teyzeni unutmazsın değil mi? Unutma! Hiç dikkat etmemiştim. Basbayağı yakışıklıymış. Tebrik ederim Adem Bey! Ne zaman bey olduk muhtar? Türkiye'nin yetiştirdiği mümtaz insan, milyoner Adem Bey'e muhtarınız olarak mahallemizin anahtarını vermekten şeref duyuyorum. Teşekkür ederim. Bu anahtar nereye açar? Manevi anahtar Ademciğim, kalbimizin anahtarı. Manevi, evet.
Arkadaşlar, bugünün mana ve önemi üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi hapı yuttuk. Niye? Bu muhtarın lafı bitmez, sıkıştım altıma işeyeceğim. Git işe. Nereye gidiyorsun canım? Yahu bırak oğlanı altına işeyecek. Altıma edeceğim ya. Gitmeyin, gitmeyin. Allah nazarlardan sakla yar. Alan milyarlar. Ambargonun kalkması, bu musluğun açılması ehemmiyetini taşımaktadır. Musluğun yeniden akısı, iktisadi hayatımıza büyük bir ferahlık getirecektir. Musluktan akan milyarların ailemize de ulaşacak. Tam fırsat, götürelim. Beni bu işe karıştırmayın müdür bey. Bugün mahallemizde bir umumi hela yoktur. Bir hastane... Sayın müdürüm, Ademciğim, canım kardeşim. Tebrikler elmasım. Nereye? Şirkete. Kovuldum ya. Hangi hayvan kovdu seni? Sen kovdun ya sayın hayvan, şey müdürüm. Ben mi? Şaka yaptım Ademciğim. Şaka evet. Kalkınma hamlesine başlayacaktır arkadaşlar. Ne kişiymiş bu? Bu mutlu olay. Dur çocuklar, dur. Adem yok! Nerede bu olay ya? Siz Adem, o tarafa bakın. Oğlum! Sevgili dam Adem. Adem Bey kardeşimizin şerefine. İçsene elmasım. Ne haddimize? Yahu memleket 70 sente kurşun atarken Adem Bey milyarlarca doların sahibi demek. Amerikan yardımı ayağımıza geldi. Başka bir arzunuz var mı? Çay, kahve? Ne yapıyorsun Ademciğim? Allah aşkına yapma. Ölümü öp. Odacı değilsin artık bu şirkette. Demek gene kovuldu. Biz seni şirkete hissedar yapmayı düşünüyoruz Ademciğim. Beni odacılıktan kovmayın. 8 yıllık hizmetim var. Ademciğim, yönetim kurulu sana yapacağı teklifi görüşecek. Müjde, Adem Bey'e bir şeyler ikram ediver. 10-15 dakika izin bize. Hadi gel elmasım, gel. Gel. Böylece beyler, Adem salağı değil, şirketimiz köşeyi dönmüş bulunmakta. Bir şey içer misin elmasım? Ben söyleyeyim Müjde Hanım. Bana Müjde de artık. Hilton'da oda ayırttım sana. O pis mahalleye gitmeyeceksin. 2 kişilik bir oda. Para? Parasını şirket ödesin canım. Rauf'un hazırladığı dosyayı getir. Emredersiniz. Şimdi geliyorum elmasım. Adem nerede Halil abi? Oğlan paraya konunca kıymetli oldu değil mi? Ben olsam hepinizi dehlerim. Damadımı bu dolandırıcılara mı bırakayım? Siz pek mi namuslusunuz? Nişanlın gelmiş. Oğlum! Şükran! Sarılsana nişanlına, oklava gibi ne duruyorsun öyle? Dışarıda sarılırsınız hadi! Sen bir şey görmedin Halil abi, tamam mı? Ulan bırakın şu adamın yakasını be! Adem! Adem nerede? Ne bileyim ben? Adem'inizin bekçisi miyim? Aa, küstah! Elimi öpene verirdim 1 milyona. Ama sen benim has damadımsın. Onun için sana 700 bine vereceğim. İmzala şu senedi. Nereden bulurum ben o kadar parayı? Senin için 700 binin de lafı mı olur oğlum? İmzala! Kızım, gelsene nişanlının yanına! İkimizin evi sevgilim, ne kadar heyecanlandım bak! İmzala! Dayanamıyor! İmzala hayatım! İmzala oğlum! İmzala canım! Dur şu kalemi, sağ elini al! Sağ elim tutmuyor Hacı Baba, solla atsam olur mu? Olur, olur! İmzala Ademciğim, otomobilsiz milyoner olur mu hiç? Kuponlardan çıkacak bana! O zaman birini bana verirsin, hadi imzala elmasım! İmzalayayım değil mi? Hı-hı. İmzala tabii! İmzala! İmzala! Hayırlısı olsun. Gel bir deneyelim elmasım. Ben kullanamam Müjde Hanım. Müjde Hanım yok bundan böyle. Kullanamam Müjde. Hele bir otur da arabadaki konforu gör. Yapma kız, gıdıklanayım. (Gülüyor)
Ben sana öğretirim. Bak, bu fren, bu da gaz pedalı. Gaza basınca gidersin, frene basınca durursun. Hadi gazla elmas. Yapmasın. Yapma sana. Frene bak. Fren nerede lan? Freni buldum Müjde. Müjde fren. Öldün mü kız? Müjde? Aa, bayılmış. ...700 bin liralık kat, 1 milyonluk otomobil, otobüse binecek para yok. Ben milyonerim. Tabana kuvvet Adem, akşama varırım mahalleye. Milyoner, 50 kuruşum var. Şükran'ın memesi daha güzel. Ulan amca ben senin, köşeyi döndün mü? Döndüm işte. Aha bunlar kat. Hacı bize kat sattı. Bunlar... Otomobil. Otomobili direğe çarptık. Ulan ne istiyor bunlar benden ya? Adem! Kapı açık Halil abi! İtekle! Tabanlarım şişmiş, kusura bakma. 1 milyona otomobil aldım. Cebimde 50 kuruş vardı, eve yayan döndüm. 10 lira borç versene Halil abi. Bu çok ya. Neyse. Bu gidişi beğenmiyorum Adem, haberin olsun. Benim elimde ne var ki? Ulan masa mısın sen? O çeker, bu çeker. Ortada fol yok, yumurta yok. Bu kadar borcun altına girdin. Ya o kadar miras gelmezse? Bok yedik. Bok yemekle kalsan iyi ya. Çuval çuval ye. Kendileri veriyor. İmzayı sen basıyorsun ama. Evet. Canım, miras az gelse kuponlardan tamamlarım. Kuponla sıçtırma bana. İşin gücün hayal. Herkesinki hayal ya. Memleketçe kumara sıvanmışız. Hadi çoğunun parası var. Sen ne halt edeceksin hayallerin boşa çıkarsa? Şükran var. Param olmasa da beni sever. Bok sever. Sevmez mi? Hele bir meteliksiz kal da görürüm ben nasıl seviyormuş seni. Hadi eyvallah. Ha, bizim gibilere çalışmadan kazanılmış paradan hayır gelmez arkadaş. Ne diyeyim Halil abi? Senin işin zor arkadaş. Ben de şirketteki işi bırakayım diyorum. Ne yapacaksın? Zengin olursam beraber iş yapalım he? Bir fabrikaya işçi yazılırım. Mahallemizin medarı iftarı, tek umudumuz Sam amcanın yeğeni Adem Zengin'le kızımız Şükran'ı huzurlarınıza nişanlıyor. Ve ilelebet... Uzatma, çabuk da! Nişanlarını dağıtmıyorum, bastırma çabuk kapıyı tutun! Oğlum, yapmayın! Şuna bak sen kurulmuyor! Çekil önümden! Bir dakika! Vicdansız! 3 aylık çocuğumla sokakta mı bırakacaksın beni? Ben mi? Tabii! 3 aylık! Oldu mu o kadar? Kocamı alamazsın elimden şırfıntı! Şırfıntı sensin, sosyet orospusun! Parmağımı koparacaksın hadi! Çarşaflı kahve, vicdansız! Geçiremiyorum oğlum! Parmağımı koparacaksın ha! Dur geçmiyor! Kimse nişanlımı elimden çek alamaz! Çekmesene kız! Geçiremiyorum namussuzu! Geçir hadi sen de ya! Debelenme de geçireyim oğlum! Oh ya beni seviyor kahpe! Gel ulan buraya sen! Valla ben seni seviyorum! Ben de yapma! Benim için dövüşmeyin canım! Of parmağım! Hadi kendine gel! Ah! Bacaklara bak, bacaklara! Of, hadi kendine gel! Ateş orospuyu dışarı! Çıkıyorum! Nişanı taktık kızım! Günaydın, miras gelmiş Erol Bey seni aşağıda gelmiş ha! Bırakın ulan kızı! Yoksa! Çocuğumun babasını verin bana! Sen de boşuna bağırma, Adem aşağıda! Aşağıda mı? Dümene geldik! Damadım nerede? Nerede damadım? Adem! Kaçırdılar!
Bittim vallahi. Hadi hadi biraz çabuk ol. Kaçırdılar. Damadımı kaçırdılar. Telaş etmeyin. Miras gelmiş. Nerede? Gümrüğe yanaşmış vapur. Vapurdan inecek. Külç altın olmasın? Altın, elmas, zümrüt. Hadi durmayın koşun. Amanın koşun. Külç altın olduğuna bahse girelim. Vay vay vay, Amerika'yı batırdık be. Tahminimizi aşacak bu iş ha. Ay, ben bayılacak gibi oluyorum. Ben bayılıyorum. Damat! Adem gelsene buraya. Gel. Nerede miras? İşte. Ne varmış içinde? Altın var diyorlar. Sandık dolusu. Ben demedim mi? Gümrüğe gidelim biz. Hadi. Ben gideyim bari. Yürüsene salak! Adem zengin. Burada. Burada. Ne var bunun içinde ya? Aman çok kıymetli. Açarken dikkat edin. Kim anırdı? Vallahi ben anırmadım sayın müdürüm. Eşek, Allah Allah! Bir yanlışlık olacak. Altın bekliyorduk. Yanlışlık yok. Bu bildiğimiz eşek. Amerikan eşeği. Asıl eşek bu. Eşşoğlu eşek. Eşeğin büyüğü sensin. Bu da hayvan herif. Dolandırıcı. Katımı aldı, kızımı aldı. Yalancı! Parmağına seni şimdi. Pezevenk! Mahkemeye vereceğim seni hırs düşmanı. Her şeyini hazzettireceğim eşşoğlu eşek. Baba nişanlı olacak. Buradan inci başlarım nişanına sıyırım. Yürü, yürü! Şimdi babanın canına tükürürüm. Şükran! Eşşoğlu eşek! Koskoca Amerika'dan sen geldin ha? Bu amcamın tövbe tövbe! Şunu imzala hemşerim. Üzülme, bir keramet vardır bu işte. Ta Amerika'dan boş eşek gelir mi? Ha, boynunda yazı var be! Ne yazıyor? Aa, eski Türkçe! Birine okutalım! Kese olmaz! Belki de hazinenin anahtarı bu yazıda! Öyle! Amcam boş eşek yollar mı ta Amerika'dan? Yollamaz! Bunda bir iş var arkadaş! Var! Sen şimdi bizim dilimizden anlamazsın değil mi? Mahalleye gidip araştıralım! Yürü bakalım mister! De! Hadi yürü! Çuşu! Çek ya! Dedikler! Amerikan eşeğini binip köşeyi dönersin salak oğlan! Tövbe tövbe! Eşek altından mı salak oğlan? Altından ya ne sandın koca karı? Sen bunu gördün mü bunu? Bu eşekte keramet var dualı. Amerikan eşeği bu. Deh mister. Deh yavrum. Çekilseniz oğlum. Hacı efendi duydun mu? Ne olmuş gene? Salak oğlanın eşeğinde keramet varmış. Salağında eşeğinin de ocağımı söndürdü eşşoğlu eşek. Gözümle gördüm ayol. Boynunda eski Türkçe duası var. Duası mı var? Yahu bu ne sokmayayım beni. Bildiğimiz eşek işte hem de eşşoğlu eşek. Ne keramet olur ki? Orasını bilmem. Sen düşün. Senin damadın. Ay damadının da senin de. Tövbe tövbe. Hatun ne yazıyor duada? Mister size emanet ben şimdi geliyorum. Şükran'a gidiyorsun değil mi? Beni çok kıskandı. Müjdeyle aramda bir şey yok diyeyim de rahatlasın. Bu herif sırılsıklam salak Allah'ıma. Çekilin be! Rahatsız etmeyin Amerikan müşterini! Şükran! Şükran! Ne oldu? Nişan bozuldu, duydun mu? Duydum, amma da gırgır be! Milyon yerine eşek mi gelmiş salağa? Asıl salak bizimkiler, hepsi de inandı. Sen inanmadın mı sanki? Parayı duyunca bizi hemen boş verdin. Aman deli! Ne yapayım parayı? Seni seviyorum ben. Bilmiyormuş gibi konuşma. Annen evde mi? Komşuya gitti. Geleyim mi? Bir gören olur. Hani seviyordun beni? Hacı babam duyarsa keser beni. Orospu. Bir türlü göremedik ya. Bu pencereden bakıyor. Amca eşeği göstersene bize! Ne yazıyormuş boynunda yavrum?
Evladım, gösterse bir şey. Ne istiyorsun? Sana söylüyorum. Buyurun mister. Ne oldu, hacıya mı tosladın? Eşek. Ne oldu ya? Anlatsana oğlum. Şükran Tanju'yu seviyor. Sağır Sultan duydu Tanju'nun Şükran'la fingir dediğini. Sen duymadın mı? Niye seni seviyorum dedi bana? Boşver, karı milleti böyledir işte. Benle niye nişanlandı öyleyse? Konuşturma beni. Gül yüzün için mi sandın? Paran için, asalak oğlum. Şimdi paran olsa gene kıçını yalamaya başlarlar senin. Dünya böyle. Bize bakma, biz arkadaşız. Bir köşeyi dönsem... Kusura bakma mister. Kafam çok bozuk. Teyze! Teyze, bir olay mı? Amerikan eşeği var. Ne eşeği? Amerikan eşeği oğlum. Amerika'dan geldi. Bizim salak oğlana miras kalmış. Benden duymuş olma ama kerameti var diyorlar. Eşeğin kerameti mi olur teyze? Aa, boynunda eski Türkçe yazı var. Sen gazeteci misin? Evet, gazeteciyim. Gazeteci, yol verin. Eşeği görmeyin. Bir dakika, müsaade edin. Boşuna çalma, açmıyorlar. Niye açmıyorlar? Eşek altın sıçıyor, boşuna. Vurma işi kapıya ya. Açın, ben gazeteciyim. Gazeteci mi? Gel abi. Yardım et abi. Tamam. Köşeyi döndün inek, meşhur oldun. Abi gazeteci. Adım Faruk, gazeteciyim. Ha, eşek size mi geldi? Bana geldi, miras. Ha. Amcası 40 yıldır Amerika'daydı, madenci. Geçen de Amerikan konsolosu ölüm haberini getirdi. Adem milyoner oldu dedik, gele gele bu eşek geldi Amerika'dan. Ne yapıyorsun? İçine bakıyorum. Tırnaklarında da bir şey yok. Ta Amerika'dan buraya boş eşek yollanır mı hiç? Bir yerinde bir şey vardır bunun. Dişleri de altın değil. Dilinden de anlamıyoruz ki. Do you speak Amerikan? Anladı eşyalı eşyalı. Durun ya. Şuraya bakın. Midesinde eroin kaçıran bir Cezayirli uçakta öldü. Eroinleri naylon paketlere koyup yutuyor. Paketin biri yırtılınca cavlağa çekmiş. Ya biz bunu nasıl akıl edemedik? Hazine karnında mı yani? İhtimal. Ulan karnı şiş, aa! Ağır çekiyor. Hayvan hastanesine götürüp röntgenini aldıralım hemen. Karnında ne var acayip? Kim bilir, herhalde çok değerli bir şey var. Belki zümrüt, elmas, ne bileyim. Elmas. Elmaslar, eşeğin karnında elmas varmış duydum. Açılın bakayım, açılın, açılın. Gel oğlum, mistere yol verin bakayım. Nereye gidiyorsunuz evladım? Hayvan hastanesine götürüyoruz teyze. Çekilin oğlum, çekilin. Alıyor yahu. Eşeğin karnında elmas varmış, duydun mu? Hastaneye elmas gidiyorlar. Mı? Boynunda yazıyor mu? Biz nasıl görmedik lan o yazıyı? Büyük müymüş? Milyonlar eder diyor. Vay başıma. Aman bir şey olmasın mistere. Tamam. Sizin de gördüğünüz gibi eşeğin karnında hiçbir şey yok. Aman iyi bak doktor. Ta Amerika'dan iki boş eşek gelir mi? Biraz gaz var. Bir de... Elmas var değil mi? Bir bok yok. Karnı aç hayvanın. Midesi bomboş. Yiyecek verin. Doktor bey! Doktor bey! Bir dakika. Peki burada ne diyor? Elmas var demiyor mu? Sen yaşlısın, bilirsin. Bu eşeğin kıymetini biliyen... Bildim. Bu eşek olacak sana gerçeği gösteren. Amcan Mahmut. Amcan da senin gibi biraz tırlak galiba. Ne demek oluyor dediği? Amcan bu eşek sizden akıllı diyor. Doğru. Beş kuruşluk akıl yok bende. Beş kuruş da yok. Bu durumdan yararlanmak lazım Adem, anladın mı? Anlamadım. Biz bu eşeğin karnında elmas var dersek ne icap eder? Doktor yok diyor, yokmuş. Doktorun ağzından da bir beyanat yazarım. Elmasın büyüklüğü şu kadar. Uzmanlara sorduk, 100 milyon dolar eder dediler. Anladın mı dümeni? Varmış gibi yazacaksın yani. Sen razı olursan yazarım. Beni gene zengin sanacaklar. Zengin ne kelime, elmas milyoneri. Eşeğin karnındaki numune. Amerika'daki elmas madenleri de sana kaldı. Bana kaldı değil mi? Hı-hı. Tamam. Anladın mı mister? Karnında elmas var, unutma. Adem sen de unutma. Mister'in karnında elmas var.
kabak çıktı mı? Ne çıktı yavrum? Kaldırım taşı gibi mübarek elmas. Elmas ha? Elmas ya! Ben dememiş miydim, yaşadık! Bey kim? Kayınbabasıyım Adem Bey'in. Yüzüğü çıkardın, unutma hacı. Nişan yüzüğü de neymiş oğlum, bildiğimiz altın. Sana pırlantalı yüzükler takarım. Yavrum! Alem! Alem! Bağırmayın, bağırmayın! Durun getireyim misleri! Mister Amerikan yardımı gelemiyor! Kongre müsaade etmedi! Mister Dörtnal, alakanıza teşekkür ediyor! Biraz istirahat edecek! Dağılın lan! Aa, kahve köpüksüz olmuş. Bir daha yapsın, koş kızım bir daha yap. İstemez, kalsın. Bu halin de yüreğini karartıyor adamın. Nesi var oğlum? Milyoner karısı böyle mi olur hacı? Açılsın, saçılsın, modern olsun. He ya! Açıl kızım, açıl! Saçıl kızım, saçıl! Ne oluyor bey? Kayınvalide de modernleşsin. Bu ne kılık? Sen de açıl hani, modern ol. Aman hacı efendi, delirdin mi bu yaştan sonra? Lan kokonaları görmüyoruz mu allı pullu? Aa. Sen bizden modernlik iste damat, ça ça ça, ça ça ça. Hadi sen de yüzünü gözünü bir iyice boya, ça ça ça, ça ça. Sen ne diyorsun bu işe Mr. Dörtnal? Salak Adem'le eğlenmek nasılmış bakalım? Mr. Dörtnal yattı. Program bitti, hadi dağılın! Boşuna bekliyorsunuz! Benden söylemesi! Amerikan eşeği bu, kolay kolay çıkar mı? Buyurun! Maşallah, ne mal mısın be? Bu kılıkla namahreme çıkılır mı hacı? Etme! Ça 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 ça. Kaynanan nasıl damat? Ça ça ça. Şapka giysin, daha modern olacak. Şapka var, var ya! Kemalpaşa inkılabında hükümet zoruyla bir şapka almıştık ya! Hacı delirdin mi sen? Şapkayı giy de, şöyle bir tur atın bakalım mahallede. Mahallede mi? Amanın oğlum! Amanı zamanı yok hacı! Ben görmüşüm, ne olacak? Herkes görmeli Hacı Ömer'in modernleştiğini. Bir tur atın bakayım. Etme bey, rezil olacağız cümle aleme. Şu elmas bir bizim olsa yok mu? Elmas eşeğin karnında oğlum. Ulan bu memlekette hiçbir eşek kesilmedi. Yürü kayınpeder, yürü, boyunu görelim. Gelin peşimden, ailecek bir hava alalım dedik şöyle. Hacı delirdi komşular! Ses etmeden yürüyün he! Of anam, bacaklara bak! Terbiyesiz! Satılık mı bu hacı baba? Tövbe tövbe! Kırıtmadan yürüyün gebertir! Şunların haline bak! Azorlamadınız beni! Salak oğlan he! Durun hele! Modernmiş talit! Elması aldınmış, en karnından sen o zaman görün! Şol eşek! Yat, yat, yat eşşol eşek! Bizi kesmez! Eşeği keser o namussuz! Hiç korkma, ses değitme, acıtmayacağım canını! Amerika
gam misteriymiş eşyalı eşek. Bismillah. Sevgili. Dur hele kız. Duyacaklar, nereye gidiyorsun? Sus, geliyorum. Salak, ne olacak? Ya bismillah. Allah'ından kork hacı. Evladım, ne oldu, ne var? Ne yapıyorsun orada? Dıraş oluyordum yavrum, dıraş oluyorum. Amerika ile aramızı bozacaksın hacı. Mr. Dörtland benim odamda yatacak. Yatsın, isterse benim koynumda yatsın. Daha iyi, benim koynumda yatsın evladım. Ne olur, benim koynumda yatsın abi. Yatsın da kes, öyle mi? Allah boş vermesin, o nasıl söz ki yavrum? Tövbe tövbe. Ya bu kız nerede? Ne kızı yavrum? Çıktı. Çıkan! Kızını al götür, bu akşam canım istemiyor. Namusumuz iki paralı gittin. Ben ince seni kesmem de kimi keserim? Yürü kalta, yürü orospu! mister, kelle gidiyor da bu hacı dana eti diye kasaba satardı ulan seni. Ne diyordu amcam? Ne gösterecekti bana? Ulan gerçek bu mu? Ha mister Dörtnal, bu kadar namussuz mu oldu insanlar? Vay anam, bu ne biçim dünya be? Ya eşek anılırsa, önce ağzını bağlarız. Odasını almıştır inek. Girmişken bir şeyler almalı. Gel tut şunun ucunu. Amca. Eşek. Eşol eşek Şükran. Gavur acı. Gazeteleri getirir misin lütfen? Bırakın beni. Bağışla ne olur. Sandıktan eşek çıkınca çılgına döndüm. Sen yollamadın mı beni o salağa tavlayayım diye? Tamam, ben istedim. Şirketin menfaati için şekerim. Sevsen ona buna peşkeş çekmezsin zaten. Ama aptallık bende. Sana kolayca teslim oldum diye orospu muamelesi yapıyorsun. Seni seviyorum. Allah canımı alsın ki seviyorum. İleri teknoloji, ciklet ve şekerleme sanayi. Bırak ileri teknolojiyi aptal! Bugünkü gazeteleri gördün mü? Görmedim beyefendi. Eşeğin karnında 100 milyonluk elmas varmış. Hangi eşeğin beyefendi? Senin değil herhalde. Adem'in eşeğinin karnında elmas çıkmış. Amerika'dan miras olarak gelen eşeğin karnında elmas olduğu tespit edildi. Eşeğin sahibi Adem zengin, Amerika'nın en büyük elmas madenlerinin sahibi oldu. Nasıl tahmin edemedim ben bunu? Adem, beni bırakıp gitme! İçeri kız, içeri giriyorum sana! Gir! Kanım kaynadı şu mister'e, ayırma bizi! Sana güvenim kalmadı hacı. Mister'i kaçla göz arasında keserler, haberin olsun. Sen kesmeye kalkmadın mı koskoca Amerikan misterini? Tövbe de oğlum, dıraş oluyordum. Dıraş olduğumu görmedin mi? Satırla gördüm. Ademciğim, canım kardeşim. Gazeteyi mi gördün sayın müdürüm? Yo, ne gazetesi? Gazete falan görmedim. Şirkete yönetim kurulu başkanı yapmak istiyoruz seni. Mennan'ın yerine mi? Neden olmasın? Neyin eksik Mennan Bey'den? Akılsa akıl, zekaysa zeka. Arkandan da mister olduğuna göre... Bakalım mister Dörtnal kabul edecek mi? Ne diyorsun mister? Damadımı hiçbir yere götüremezsiniz. Fena mı? Kızın başkan karısı olacak. Ya mister, mister ne olacak? Mister Dörtnal'ı da müdür yaparız. Senin yerine. Akılsa akıl, zekaysa zeka. Geri zekalı sen de. Gidelim elmasım. Mister Dörtnal'ı götür bakayım. Hadi.
dedim! Sevgilim! Aa, bırak! Bırak sevgilimi! Bırakın, ikiye böleceksiniz bana! Dur diyor! Hep senin yüzünden! Eşeği kesmeye kalkmasaydım... Kız yürü! Sıyrık! Erol! Buyurun beyefendi! Buyurun! Maşallah! Ha? Bunu tanıdın mı? Nasıl tanımam? Holdingimizin başkanı Mennan beyefendi. Aferin! Mennan'ın önüne çıplak karı resmi koyacaksın... ...ortalığı karıştırmaya vakit bulamaz. Ha? Vallahi beyefendi yani! Müjde! Buyurun! Erol, telefonu Mithat'ın önüne koyacak. Sen durmadan orospu karı ağzıyla telefon edersin. Oyalansın, işe karışmasın. Mithat zampara geçinir, bilin. Beyefendi! Beni dinle! Latif'in karıdan ödü kopar. Önüne pro koy. Evde içemediği için hemen sarılır. Mennan, pro kokusundan ifrit olur. Birbirine düşsünler, işi boş versinler. Şimdi anlaşılıyor her şey. Yanlış anlamayın beyefendi. Viskiyi bol bol daya, sarhoş olsunlar. Şadi Bey, yobazın biridir. Ona meyve suyu vereceğim, unutma. Eğlencelik, meşrubat, çay, kahve... ...kimse bir şey soracak vakit bulamasın. Öyle değil mi? Herkes ciklet çiğnesin. Foyalarımız meydana çıkmasın. Teşekkür ederiz Adem Bey, bizi aydınlattınız. Erol Bey'in genel müdürlükten affını... ...Adem Bey'in şirkete genel müdür olmasını teklif ediyorum. Kabul edenler? Ha? Kabul edilmiştir. Çalışma arkadaşlarınızı seçersiniz, başarılar. En yakın arkadaşım Mr. Dörtnal. Bu mevkiye onun sayesinde kavuştum. Dörtnal'ın bir resmini çekip... ...Fahri Başkan olarak şirketimizin duvarına asalım. Bravo! Harika! Harika! Bravo! Bunlar insan işte Mr. Gördün mü? Çekiyorum beyler, gülümseyin. Not alın, 1. Cikletlerimizin adı Mr. Dörtnal olarak değiştirilecek. Bravo! Bravo. Harika! Lafı bırak da balon yap bakayım. Aha böyle, Erol gibi resmi konacak cikletin üzerine bizim Mister'in. Çok güzel, çok bravo, güzel! Her şey tamam da şu eşeğin karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Eşek değil, Mr. Dörtnal. Mister'in karnındaki elmas ne olacak, onu konuşalım. Avrupa'dan bir doktor getirelim ameliyat için. Bıçak vurdurtmam, amcamın yadigarı. Amerika'ya da ayıp olur, aç gözlüymüşüz gibi. Ne olacak peki? Sıçmasını bekleyeceksiniz. Biraz kabız Mister. Bugün yarın sıçabilir. Kim bekleyecek peki başında? Bir kişi beklerse elması alır kaçar. İki kişi beklesin. Biri leğenle kıçında bekler, elmas yere düşüp kırılmasın diye, öteki onu gözler. Ya ikisi anlaşırlarsa? Bir kişi de kapının dışında dursun. Uzattınız ama, iki kişi yeter. İlk nöbeti ben tutayım. Haksızlık olur, kura çekilsin. Numara yaz kağıtlara, çift çift. İki tane bir, iki tane iki. Kim kimle düşerse. Bizim de payımız var. Adem Bey damadım olur. Nişanlım, sevgilim. En yakın arkadaşım. Bu kadar zahmetini çektik. Söylesene Ademciğim. Ha kardeşim. Bu sevgili nişanlım. Gözü benden başkasını görmez. Kayınbaba, adı üstünde hacı. Bir kusuru var, gece yarısı satırla tıraş oluyor. Bunlar da en yakın arkadaşlarım. Biri lotaryacı, biri sarhoş. Akları var. Onları da yaz nöbete. Canım sevgilim. Sevgili damadım. Kendini de yaz. Erol'un zoruyla da olsa az mıncıklatmadın kendini bana. Elmasım. Ona bak. Artık kavga etmek yok. İkinizi de alırım imam nikahıyla. Kağıtlar hazır. Buyurun hanımlar beyler.
bok nöbetine. Eşeğin ameliyat edilmesine razı olmamışım. Elmas'ın tabii yoldan düşmesi bekleniyor. Nisan'ın 30'u olmuş. Yarın Hıdrellez. Bu Amerikalının eşeği de insanına benziyor. 36 saattir sıçmadı. Ambargonun kalkmasından beter oldu bu iş. Ha sıçtı, ha sıçacak. Biraz zor sıçar. Onların haberi yok. Hap yutturdum mistere. İyi halt ettin. Olanlar bana oldu. Çay yap, kahve yap, kebap söyle, sigara al, viski al, bulaşıkları yıka. Dün gece sabaha kadar uyutmadılar beni. Hadi siz elmas bekliyorsunuz. Benim zorum ne? Çekip gitsem ya? Elmas falan yok Halil abi. Nasıl yok? Yok işte basbaya. Peki ne bekliyor bunlar? Bok bekliyorlar. Az çektirmediler bana. Biraz da onlar çeksin. İyi yürekli olmak kabahat olmuş. Haberimiz yok. İyi yürek. Boş laf. Dostunu düşmanla ayıracaksın. Bu heriflerden ne hayır gelir memlekete? Kontrola çıkayım bir. Hacı misleri kesmesin gene. İşçi yazılacak mı fabrikaya? Yazılacağım. Beni de yazdır istersen. Salak malak derken herif bizden akıllı çıktı. Ulan aferin Adem. Ha gayret, ha gayret! Gayret yavrum! Ihın yavrum! Ihın, ihın, ihın! Yaptı mı? O sürde şol eşek. Amerikan misterin ha? Osuruğu bile miski. Amerikan osuruğu bu hacı amca. Sıçmadı gavurun dölü. Amerikan osuruğuymuş. Ha ben de bu Amerika'yı bir bok bilirdim. Neredeyse ben altıma yapacağım. Hacı efendi, sen git, ben beklerim. Zahmet etme. Şuradan nöbetin bitmesine ne kaldı ki, tutarım. O gece kesmeliydim ki ben seni. Pas. Açtım. 10.000'le açtım. Benden pas. 50.000. Peki. Ulan çaylar ne oldu? Ulan babandır hıyara. Kalk kendin yap çayını. Ben gidiyorum. Ulan ne oluyor bunlara be? Sinirlenmeyin beyefendi, ben şimdi demlerim. 50.000 demiştim. Lira değil mi söyledikleri? 50.000'in 50 liradan farkı yoktur onlar için şekerim. Bunların hangisi daha zengin? Mennan Bey'i zannederler ama asıl para Latif'tedir. Hem karıdan ödü kopar, hem de zamparalıktan vazgeçemez. Bak bunu o aldı. İlk sana söylüyorum. Kaç paraymış? Hemen o sabah kuyumcuya gösterdim, 30.000 lira verdiler ya. 100.000'lik bir çek ver tamam. Latif Bey'le aynı nöbetteyim ben. Yahu hala sıçmadı mı bu eşek? İster 4 nal. Eşek dediğini duymasın. Amerikalı bu. İnadından sıçmaz vallahi. Yunanlılar tıkamıştır belki de kıçını. Bu salak herif bizimle alay ediyor. Oturmaktan perişan olduk. Harika beyefendi. Eski Romalılar gibi. Baban da mı masada yemek yerdi Züppe? Aldın mı? Hmm. Çok kuvvetli zehirdir. Suyuna koyacaksınız. Bir yudum içti mi? Tamam. Adem! Misteri zehirleyeceksiniz öyle mi? Benim suçum yok, Allah belamı versin. Vermiş zaten. Şimdi Latif belasını bulacak. Latif'in ev numarası. Ulan Latif! Misteri zehirleyeceksin ha? Oo, beylere bak! Bok nöbeti kimin? Benim! Şükran'la beraber! buyurun hanımefendi! Biraz içmez misin hacı baba? Günah kızım, gupe gündüz tövbe! Akşam olsa içeceksin hacı! Latif'in karısı mısın? Beni boş ver canım! Kocana bak! Kocan kafayı çekip karılarla oynaşıyor! He! Nerede mi? İleri teknoloji ürünü kapattı. Şimdi misterin bokunu yedin Latif!
biraz almaz mısınız? Bilmem ki, hiç içmedim. 3 saat başka türlü nasıl geçer yavrum? Hacı babam görürse keser beni. Ben kestirir miyim seni? Yazık değil mi bu güzel? Hadi yavrum. İçmezsen nöbetten çıkarım seni hacı. Günahı bana. Hadi hacıcığım iç. İçmiyordum ha? Kız yapma, hadi. Sen günaha sokan adamı vallahi. Hadi hadi bak, dudaklarımın izi burada bak. Allah'ım sen günah yazma. İnsanın yüreğini yakıyor bu. Benim de yavrum, benim de. Müjde'nin yüzüğü çok güzel. O bir şey mi? Sen daha iyilerine layıksın. Yapma, Adem gelirse... Gelmeden işimizi bitirmemiz lazım. Ne işi, yapma! Adem'e söyleme sakın. Burada olmaz, sonra... Sabrım kalmadı yavrum. Buyurun nerede hanımefendi. Nerede o rezil? Rezil ağan şurada. Rezan! Alçak, namussuz! Allah belanı versin, evet! Koşun, rezillik var! Koşun! Benim suçum yok! Zorla saldırdın! Bir tanesi bana doldurdun! Gerçimin karının üstüne ver! Kız, bu ne yaptı içeride? Baba, vallahi bir şey... Boş ver acı, bir ortak eksildi, sen ona bak! Misleri zehirlemek istiyordu. Engel olmak istedim. Üstüme saldırdı. Vallahi boğuşuyorduk. Boş ver, sosyete oldum, fena mı? Alışacaksın artık. Herkes birbiriyle. Aa, deli. Sahi kızmadın mı bana? İftihar ettim gülüm. Nişanlım Latif'in şeyiyle sosyeteye girdi. Canım, ne şekerdin. Gel bakayım, sosyetik seni. Boş nöbet kimde? Bizde, bizde. Hadi, hadi gel. Amcam haklı. Şu Mr. Dörtnal çok şey öğretti bana canım. Bak yanlış anlama. Bu heriflere güvenmediğim için. Bunlar adamı çiç yer Allah'ıma. Hadi yürü yürü. Yürü gel. Hop. Ay canım benim. Hop geç bakayım. Bir bayız, bir bayız. İşçinin, emekçinin bayramı. İş, emek. İçeridekiler ne yapıyor? Hacı, Rıfkı, Rıza, Mennan, Ciklet. Ötekiler? Sen ne yaptın Adem? Upon biriktirdin eşşoğlu eşek. Hop hop! Kesin. Öne bin kayıma daha. Tamam, tamam. Hadi aslanım. Sen git. Barbuz başladı ha? Şu eşek hiç sıçmasa diyorum. Nereye güzelim? Makyajımı tazeleyeceğim. Ne var orada? Bir tatlı hacının kızı pişpirik oynuyorlar. Ben de seyrediyorum. Çıkıyorum şimdi. Rahatına bak güzelim. Ay, ne yapmayın? Niye güzelim? Ya Erol
görürsün. Maaşına zam yaparım, unuturum. Müjde, Şükran! Böyle yürüyor işler. Bütün kızlar böyle mi? Karına güvenemezsen kime güveneceksin? Memnun! Bir Mayıs, bir Mayıs, işçinin, emekçinin bayramı. Sıçtı, sıçtı, eşek sıçtı! Allah belanızı versin. Eşeğin karnında elmas olmadığı anlaşıldı. Amerika muhabirimiz Adem'in amcasının bir tımarhanede ölmüş garip. İyi ben dellenmedim hala. Hiç mi adam yok? Kime inanacağım? Neye güveneceğiz? Aha otomobil. Dayalı döşeli kat, dükkan. Tırmır, toto, piyango. Ne yapacağım ben şimdi?